İyi akşamlar, ben Burcu Tanış. Gaziantep'in en farklı haber bültenine hoş geldiniz. Gaziantep Üniversitesi Sosyoloji Bölümünün Gaziantep'teki Suriyeliler Araştırması Göç Enstitüsü tarafından Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak kitaplaştırıldı. Gaziantep Üniversitesi Sosyoloji Bölümünün Gaziantep'teki Suriyeliler Araştırması Göç Enstitüsü tarafından Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak kitaplaştırıldı. Arapça ve Türkçe yayınlanan ilk dergiyi çıkarttı ve hali hazırda bu da yayın hayatına devam ediyor. Kitabın tanıtımı ve araştırmanın sonuçlarının değerlendirilmesi nedeniyle Gaziantep Üniversitesi Seyirtepe tesislerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Gür, üniversite olarak yaptıkları çalışmadan bahsetti. Gaziantep Üniversitesi her zaman öncü rol üstlendi, Gazi şehrimiz gibi. Arapça eğitim programı özellikle Suriye ve Filistin için gündeme gelince diğer 8 bölge üniversitesi bu işe soyunamadılar. Gaziantep Üniversitesi bu işe girdi ve başardı. Halihazırda şu anda 800'ün üzerinde Arapça üniversitemizde eğitim gören 12 programda öğrencimiz var. Gaziantep Üniversitesi olarak Arapça gazete ve dergi çıkardıkları ifade eden Rektör Gür, Gaziantep Üniversitesi'nin her zaman öncü rol üstlendiğini kaydetti. Yaklaşık 14 aydır bu gazetemiz devam ediyor. O da yetmez. Madem Orta Doğu'daki temel sorunlardan birisi dini algının yanlış yönlendirilmesidir, o zaman İlahiyat Fakültemiz burada da bir sorumluluk yüklenerek tematik, özel konuları olan Arapça ve Türkçe yayınlanan ilk dergiyi çıkarttı. Ve hali hazırda bu da yayın hayatına devam ediyor. Göç Enstitüsü'nün ilk yayını olan Gaziantep'teki Suriyeliler adlı eserin ilgili tüm birim ve kişilere gönderileceğini belirten Rektör Gür şöyle konuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmelerden sonra orada yüksek öğretimin cazibesini oluşturmak ve lise eğitimini özellikle teşvik etmek için ve artık Suriye'de kalmaları için Türkiye'de eğitim değil yerinde eğitim vermeyi teklif ettik. Ve Bakanlar Kurulu kararıyla da Cerablus'ta meslek yüksek okulu açıldı. Türkiye'nin ilk ve tek yurt dışındaki üniversite bölümüdür. Bunun arkasından örnek teşkil etti ve Strasbourg'da Marmara Üniversitesi'nin bir ilahiyat fakültesi bölümü açıldı. İlk nüve bizimle başladı. Dolayısıyla Gaziantep Üniversitesi olarak ilklere her zaman adayız. Tabii ki risk almaktan korkmuyoruz. Cesuruz. Elbette ki bunları yaparken bazen ufak tefek mevzuat hataları olabilir mi? Olabilir. Ama biz iyi niyetle yolumuza devam ediyoruz. İşte... Göç Enstitüsü Müdürü Doçent Doktor Mehmet Nuri Gültekin, Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak kitaplaştırılan çalışma üzerine sunum yaptı. Yaptığı sunumda Gültekin, Gaziantep'teki Suriyelilerin %56'sının ülkelerine dönmek istediklerini söyledi. Burada biraz önce Sayın Rektörümüz bahsetti. Sadece sosyoloji öğrencileri değil, kampüste Arapça bile çoğunluğu Suriyeli öğrencilerin de özellikle araştırmaya katılmasına biz özen gösterdik. Çünkü eğer diğer insanlarla, bu şehirdeki mülteci de olabilir, öğrenci de olabilir, bir etkileşimimiz yoksa ön yargılar geliştirmeye çok müsait bir ortam olur. Biz daha sonra Mart ayında, 2018 Mart ayında bizim öğrencilerin ve Suriyeli öğrencilerin saha deneyimleriyle bir toplantı yaptık. Eğer nasip olursa onu da bir gün size sunma fırsatımız olursa muazzam veriler var. Bu kadar kısa sürede bu kadar bir değişim yapılması gerçekten belki de bu araştırmanın en somut, en dişe dokunur, yaralı dokunur insanların etkileşimi ve yardımlarını kırmak. Araştırmada Gaziantep'teki 190 mahallede oturan 129 hanenin 1824 bireyiyle yüz yüze görüşülüp kendilerine 79 soru yöneltildi. 1824 kişiyle haneyi temsil eden 1824 kişiyle görüşüldü. Katılımcılar Özgür Sayın Hocam da söyledi. 79 soru ve değişik şıklar olan sorular soruldu. Ve bu şöyle gördüğünüz zaman Gaziantep Şehit Kamil Bey, Şahin Bey mahalleleri, merkez mahalleler, bu mahallelerin hemen hemen neredeyse gitmediğimiz mahalle yok. Küçük bir anekdot başlamadan söyleyeyim. Biraz önce Sayın Hocam Cerablus'a ilgili çalışmaları anlatırken bu araştırma hiçbir yerden bir form alınmadı. Sıfır para geldi. Binanın çatısına çıkıp havaya ateş açan şahıs kısa süreli panik yaratırken gazetecilerin neden havaya ateş açtığını sorusuna bakın ne cevap verdi. İzliyoruz. 7 katlı binanın çatısına çıkıp elindeki silahın şarjörünü boşalttı. Gazetecilerin neden sorusuna ise işte böyle cevap verdi.
Bunu attılar abi. Getirin getirin. Hemen hemen hemen. Arkadaş, ne oldu abi? Sağ değil. Arkadaş Halil nerede? Neden arkadaşı yaptın abi? Bir müsaade edin arkadaşım. Efendim? Bir hareket arayacağım oraya gelsen. Şerifi alın, şerifi alın. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Vergi Dairesi'nin bulunduğu bölgede bulunan 7 katlı bir binanın çatısına çıkan şahıs elindeki silahla havaya ateş etti. Var. Büyük paniğin yaşandığı olayla ilgili çok sayıda polis ekipleri bölgeye hareket etti. Şahsın intihar etmek istediğini gören ekipler bir süre şahsı ikna etti. Var. Ben de alayım aynı para işlemde. Ben de alayım sana. Meseleniz yok mu sizin? Şahıs indirildikten sonra ise gazetecilerin sorduğu neden havaya ateş ettin, niye intihar etmek istedin sorusuna ise bunaltılar abi cevabını verdi. Bunaltılar abi. Getirin getirin. Hemen hemen hemen. Arkadaş, ne oldu abi? Sağ değil. Arkadaş Halil nerede? Tamam. Olay nedeniyle bölgedeki tramvay seferleri durdurulurken trafikte ise ulaşım güçlükle sağlandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Bunaltılar abi. Getirin getirin. Hemen hemen hemen. Arkadaş, ne oldu abi? Sağ değil. Arkadaş Halil nerede? Neden arkadaşı yaptın abi? Bir müsaade edin abi. Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü karşısında havaya ateş açan şahsın işten çıkarıldığından dolayı eylem yaptığı öğrenildi. Gaziantep'te bir binanın çatısına çıkarak havaya ateş açan şahıs eski uzman çavuş Meyşe'nin bir süre önce çalıştığı ilçe belediyesinden işten çıkarıldığı ve hakları ödenmediği için eylem yaptığı öğrenildi. Olay Profesör Doktor Muammer Aksoy Bulvarı'ndaki İl Emniyet Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Başkanlığı binalarının karşısındaki iş merkezinin çatısında meydana gelmişti. Çatıya çıkan 30 yaşındaki Meşe havaya ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan polisler binanın çatısına çıkarak yaklaşık 6-7 el ateş açan şahsı ikna etmeye çalıştı. Polisin konuştuğu kişi çatının kenarından inerek tabancasını teslim etmişti. Meşe'nin belediyedeki işinden çıkarıldığı ve hakları ödenmediği için eylem yaptığı öğrenildi. Arkadaşlar çalıştın İhsan. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına bizi izlediğiniz için teşekkürler. GRT Ana Haber Merkezi'nden herkese iyi akşamlar.